Bu Avrupa'da da böyle, bakmayın. Bize standartlar daha, gerçekler aynı. Orada da çok fazla evsizlik var. Orada da çok fazla işsizlik var. Orada da çok fazla yoksulluk var. Ama standart belli bir standardın üstünde. Yani Türkiye'de olan problem çok büyük bir problem. Ama dünyanın genelinde çok büyük, daha büyük bir problem var. O da gelir dağılımındaki bozukluk. Bu hani AK Parti'nin dış güçler diye söylediği Avrupa ve Amerika kendi çıkarları ve kendi varlığını sürdürmek için hepimizin kanını emmek adına ne gerekiyorsa yapar. O yüzden hani Atatürk'ün çok net koyduğu bir şey var. Hedefi oraya koyacaksın. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne koyacaksın. Ama yöntem olarak onun yöntemi doğrudur, bunun yöntemi doğrudur diye böyle bunları ithal ettiğiniz zaman olmuyor. Bunu ben daha kendi önce adıma vergi falan tasarruf yapmak istemiyorum. Yani yapacak halim kalmadı mesela. İşte keşke bizim i̇stemiyorum kararımız. Ben yani gerçekten istemiyorum. Ben ne kadar ömrümüz kaldı bizim, bile kemer mi sıkacağım ben? Hani ev sahibine mi çalışacağız biz? Yani bunu söylemekte bu vatandaşın aklı kastene geçti. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Eski Merkez Bankası Başkanı'nın bir açıklaması oldu. Aslında Türkiye'de çok konuşulması gereken bir şeydi. Merkez Bankası Başkanı aynı şu ifadeyi kullandı. Bizim verilere baktığımızda, yani Merkez Bankası verilerine baktığımızda 20 milyar dolar paranın yurt dışında olduğunu görüyoruz diyor. Yani bizim sermayedarlarımız, siyasetçilerimiz. Bir rivayete göre de 500 milyar doların yurt dışında olduğunu söylüyor. Kim söylüyor? Türkiye Merkez Bankası Başkanı. Durmuş Yılmaz mı? Durmuş Şahap Bey, Şahap Bey. Seste hemen size dinleteyim. Yani kendisinin ifadesi çok açık. İzin verir misin? Tabii. Oradan dinletmeyin. 90 milyar dolar, 15 milyon doların üzerinde kredi kullanan firmaların bankacılık sektöründe parası var. Vardı yılbaşında. Biz bu şeye geçtiğimizde. 20 milyar dolar da yurt dışındaki hesaplarında var. Bu kayıtlı. Kayıtsız olanı bilmiyoruz. Kayıtsız olan para 500 milyar dolar deniyor. Buyurun. Şimdi Allah aşkına ya, bu ülke ayakta kalabilir mi? Bu ülkeyi yönetenlerin çocukları kendileri paralarını yurt dışına götürüyorsa Mehmet Şimşek neyle mücadele edecek? Varlık ve Artunç, bana yardımcı olur musun? Varlık barışıyla vesaireyle o giden parayı çekme gibi bir konu ve soru herhalde o. Kaç kez çıkardık? Geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Parayı burada tutamıyor. Evrensel hukuk olmadığı sürece tutamazsınız ki yani. O para değil mi o? Evet. Ben soruya yanıt vermeye çalışayım.